Halk arasında Nar Deresi olarak bilinen ve uzun bir zamandır sorun olan ve hala sorun teşkil eden 3 mahalleden geçen, dolaylı olarak da 3 mahallenin tüm sakinlerini etkileyen Nar Deresi'ndeyiz. Tabi burada uzun bir zamandır maalesef bu sorun var. Özellikle buradan yayılan kötü koku hem esnafı hem mahalle sakinlerini ciddi anlamda rahatsız ediyor. Balkonlarını kullanamıyorlar, bahçelerini kullanamıyorlar. Hatta kimisi misafir ağırlayamadığını dile getiriyor. Bu konuda muzdariptir, şikayetleri var. Bununla birlikte tabi buradan yayılan o mikroplar, bilmediğimiz belki daha hangi tür gazlar, çünkü bunun araştırılması yapılmamış, çeşitli hastalıklara belki de sebebiyet veriyordur. Ama bunun gerekli araştırmaları da yapılmadığı için bunu da bilmiyoruz. Tabi bu Siirt'in en büyük olan ilçesine, diğer 5 ilçenin belki nüfusuna sahip olan Kurtalan gibi bir ilçeye yakışmayan bir manzara, yakışmayan bir durum. Çünkü aynı zamanda burada çevre yolu geçmektedir. Yani Siirt'ten Batman'a ya da bu güzergahı kullanan bütün yolcular ve şoförler bu kokuya maruz kalmakta. Bu da ciddi anlamda Kurtalan'ın aslında prestijini zedeliyor. Çünkü herkes bir yerden sonra bu kokuyla artık burayı hatırlamak zorunda kalıyor. Bu sorun bir an önce çözülmelidir. Evet, her yağmur yağdığında derenin taştığını dile getiriyor esnaflar. Zaten izleri de gözüküyor. Dikkatli bakılırsa izler de bellidir. Dere taşmış. Hatta karşıdaki evin bodrum katına su girmiş. Karşıda bir esnaf var. Esnafın dükkanına su girildiği söyleniliyor. Buna çözüm olarak bu derenin ıslah edilmesi lazım. Tabii 2023'te bir vaat var onlara, sözde derenin altı beton yapılacak. Bu yeterli bir çözüm değil. Bu kalıcı bir çözüm değil. Bunun yerine daha kalıcı çözüm sunulmalıdır onlara. Hani canlılar için, hayvanlar için, insanlar için, özellikle buradaki çocuklar için çok tehlike saçıyor. Hani bunun üzeri kapanması lazım. Hem koruma amaçlı hem çocukların girmemesi çok tehlikeli. Aynı şekilde kokuyu da önler. Hani bu yetkililer buna bakması lazım. Yıllardır bu şekilde böyle duruyor. Ki bu mahalle artık bayağı gelişmiş, insanlar var, evler falan yapılıyor. Millet bayağı şikayetçi bu kokudan. Hani önlenmesi lazım buranın. Ben bu mahallede oturmuyorum. Benim iş yerim burada. Müşteriler geliyor. Onlar da rahatsız oluyor kokudan. Hani sürekli şikayet ediyorlar. Abi ben Mehmet Talay. Evim burasıdır. Yağmur yağdığı zaman hepsi deniz gibi oluyor burası. Yazından kokusundan buradan sivrisinekten yatamıyoruz. Yani evimizi de yani alacaktık burada ama yer yok. İmkanımız yok. İmkanımız yok. Sivrisinekten kokusundan biz burada yani dayanamıyoruz. Yani zor durumda kalıyoruz. Kaç kere belediyeye de gittik. Şu anda belediyeye de gittik. Dedik ki gelin bir imkanınız varsa, hiç olmazsa bu dereyi temizleyin. Bunun haberleriniz olsun yani. Kanalizasyon suyuyla yağmur suyu birbirine mi karışıyor? Birbirine karışıyor. Yani zaten açık. Taşıyor zaten. Bazen. Açık. Açık görüyor. Daire var ya, ağzının altına işte kadar su giriyor. Kanalizasyonumuz burası, pisliği burası giriyor. Şey, yer altı yok ki. Şimdi köprünün altında böyle boruları korsaydı bu kanalizasyonlar da pislik de olmuyor. Bu yağmur da pislik olmuyor. Bak pislik de hepsi geliyor. Nasıl burada yatacaksın? Yani bir yazın, bakma şimdi serindir, hava, sinek yok. Burada yazın böyle duramazdı. Herkesinden şikayetçiyim yani. Buradaki sorumlu olan, ben şikayetçiyiz yani. Ama elimizden bir şey gelmez yani. Ne yapalım? Allah'ın izniyle yani biz üzerinde duracağız. Ola bir durursanız birlik, kendiniz olursa, görüyorsunuz. Evet. Bak pisliği de görüyorsunuz, kalazyonu da görüyorsunuz. Yani derenin içine kalazyon giriyor. Biz yazın kokudan, sivrisineklerden nerede olsa mahalleyi terk edip gideceğiz. Yani ne yapacağımızı belediyeye gidiyoruz, bir şey yapamıyoruz diyor. Kaymakama gidiyoruz, olacak diyor. 2 senedir bir şey alamadık bundan. O kadar sivrisinekler var ki yani mahalleyi terk edeceğiz.